64. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği başladı. Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen festival kapsamında konserden dans gösterilerine onlarca etkinlik düzenlenecek. Detayları NTV ekibinden Erce Tren ve konuğu aktaracak bize. Erce. Konya önemli bir şenliğe yeniden ev sahipliği yapıyor. 64.sü düzenlenen Akşehir Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği birkaç saat içinde başlayacak. Canlı yayın konuğumuz Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bize şenliğe ilişkin detayları anlatacak. Efendim öncelikle hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de Akşehir'imize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şenliğin amacı nedir? Festivale şenliğe gelenlerin neler bekliyor? Şu anda Nasrettin Hoca'nın ifadesiyle dünyanın merkezinde bulunuyoruz. Akşehir Nasrettin Hoca'nın uzun süre yaşadığı, kadılık yaptığı bir merkez ve şenlikle amacımız Nasrettin Hoca'yı gelecek nesillere anlatabilmek. Nasrettin Hoca'nın gülerken düşündüren fıkralarını gelecek nesillere ve çocuklarımıza bir kültürel miras olarak aktarmak. Birazdan ifade ettiğiniz gibi şenliğimizin başlangıcını gerçekleştireceğiz. Gelenekte olduğu üzere Dellal'ın şenliğe halkı çağırmasıyla başlayacağız. Temsili Nasrettin Hoca'mız bu süreci devam ettirecek. Kortejle birlikte etkinlik alanımıza kadar geleceğiz ve Akşehir Gölü'ne maya çalarak o Nasrettin Hoca geleneğini gerçekleştirerek şenliğimizin başlangıcını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın katılımıyla birazdan gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda Akşehir meydandayız. Sahnemizi ve hazırlıklarımızı tamamladık. 5 gün boyunca burada çeşitli etkinlikler, konserler, tiyatro gösterileri ama en önemlisi Nasrettin Hoca fıkralarının canlandırdığı temsili programlar olacak. Bununla birlikte uluslararası kapsamda yapmış olduğumuz yarışmaların ödül törenlerini ve sergilerini gerçekleştireceğiz. 60'tan fazla ülkeden tiyatro, 60'tan fazla ülkeden karikatür sanatçılarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz karikatür yarışmacının finalini gerçekleştireceğiz ve 30'dan fazla ülkeden katılımcılarla oluşan fotoğraf sergisini de burada açmış olacağız. Yani gelen ziyaretçilerimiz 5-10 Temmuz arasında hem Akşehir'i tanıma fırsatına kavuşmuş olacaklar hem de şenlikler kapsamında eğlenceli vakit geçirecekler. Çocuklarına Nasrettin Hoca'yı anlatabilecekleri büyük etkinliklere katılma imkanına kavuşmuş olacaklar. Efendim şenliğe kaç kişilik bir katılım bekliyorsunuz ve şenlik kaç gün sürecek, ne zaman sona erecek? Tabii bu yıl 64.sünü düzenliyoruz. Çok uluslararası ve her yıl devam eden etkinliğimizi hem Akşehir bölgesindeki insanlarımızdan ama en çok da şehir dışından gelen misafirlerimizi konuk etmeyi arzu ediyoruz. 10 binlerce katılım gerçekleştiriyor. Katılım her geçen gün artarak devam ediyor. Çünkü Nasrettin Hoca sadece bizim bölgemizde bilinen bir hiciv üstadı, güldürürken düşündüren bir zat değil. Aynı zamanda Türkistan'dan Afganistan'a kadar Balkan coğrafyasında ve Batı Afrika'da da bilinen bir şahıs. Türbesi burada olduğu için Nasrettin Hoca'nın merkezi Akşehir'de. Dolayısıyla her yıl artan bir katılımla misafirlerimizi ağırlıyoruz. İnşallah sizin ekranlarınızdan da tüm Türkiye'den misafirlerimizi Akşehir'e bu güzel etkinliğe davet ediyorum. Akşehir'in coğrafi ve kültürel miraslarını tanımak için hepsini Akşehir'e davet ediyoruz. Efendim peki anlamı, önemi nedir inşallah? Tabii Akşehir önemli bir medeniyet merkezi. Geçmişten itibaren önemli insanların yaşadığı, sadece Nasrettin Hoca'nın değil, Seyit Mahmut Hayrani'nin, Nimetullah Nahçıvani'nin, Tarık Burak gibi insanların yaşadığı bir merkez. Ayrıca Akşehir'imiz kültürel mirasın önemli eserlerini barındıran bir merkez. Selçuklu'ya ait İplikçi Camisi başta olmak üzere onlarca cami, medrese, han ve hamamın bulunduğu bir ilçe. 250'den fazla Akşehir evinin bulunduğu, sokak sağlıklaştırılmalarıyla adeta 13. yüzyıla gittiğiniz mekanlardan oluşan gastronomisiyle, kültürel mirasıyla önemli bir ilçe. Nasrettin Hoca şenlikleriyle birlikte aynı zamanda Nasrettin Hoca'yı tanıtırken bir taraftan da Akşehir'in bu kültürel mirasını tanıtmayı arzu ediyoruz. Akşehir denince akla gelen önemli meselelerden birisi de Batı Cephesi Karargahı'nın merkezi olması. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun olduğu büyük taarruzun büyük hazırlıkları Akşehir'de gerçekleştirilmiş. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları defalarca Akşehir'e gelerek 9 ay 10 gün boyunca Batı Cephesi Karargahı'nın merkezi bulunan Akşehir'de hazırlıklarını tamamlamışlar. Hemen etkinlik alanımızın arkasında bulunan restorasyonlarıyla artık çok önemli bir hale gelen Arasta'da da o gün askerimizin iaşesi ve malzeme hazırlıkları burada gerçekleştirilmiş. Akşehir'deki vatandaşlarımız büyük taarruza çok önemli bir destek ve katkı sunmuşlar. Geldiğinizde Batı Cephesi Karargahı Müzesi'ni gezme imkanınız, Akşehir'in gastronomisini tanıma imkanınız, restorasyonlarıyla Akşehir evlerini ve bu kültürel mirası tanıma imkanına kavuşmuş olacaksınız. Ama bizim için en önemlisi bu süreçte Nasrettin Hoca'yı anlatabilmek.
Konya'nın ve Türkiye'nin önemli kültürlerin miraslarından birisi Nasrettin Hoca. Gülerken düşündüren, karşıdaki insanı incitmeden hicivle, söz sanatıyla doğruları ifade edebilen, gerektiğiyle de kendisini de alaya alan ama sürekli zihnimizde bırakacak mesajlar veren bu önemli kültür insanını bu şenlikler vasıtasıyla hem ülkemize hem de gönül coğrafyamıza, Nasrettin Hoca'nın bilindiği ülkelere de tanıtmayı arzu ediyoruz. Konya bir taraftan da önemli bir turizm merkezi haline geliyor. İnşallah gelen ziyaretçilerimiz Hazreti Mevlana başta olmak üzere kültürümüzün önemli insanlarını ve Konya'nın güzelliklerini tanıma fırsatına kavuşmuş olacaklar. Bu vesileyle herkesi Akşehir'e, dünyanın merkezine Nasrettin Hoca şenliklerine davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şenliğe ilişkin detayları anlattı. Şenlik kapsamında eşeğe ters binmeden dans gösterilerine, konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Nasrettin Hoca şenliği 10 Temmuz'da sona erecek. Ahmet Arpat. Erce Tren aktardı. Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.